Merhaba, ben Quip. Nesillerdir ilginçliğini ve gizemini yitirememiş bir hikayeyle karşındayım. Videonun ve hikayenin konukları, Woolpit'in yeşil çocukları. Bugün bile tarihçiler bu gizemli olayı hala araştırıyor, hala yeni sırlar, yeni rivayetler ortaya çıkarıyorlar. Bu tuhaf olay 12. yüzyılda, 1150 yılları civarında İngiltere'nin Woolpit köyünde gerçekleşti. Bu, güncel zamanda Woolpit'e giderseniz hala görebileceğiniz köyün giriş tabelası. İki yeşil çocuğumuzun köydeki ünü bu tabelayla insanlar tarafından hala devam ettiriliyor. Öyleyse başlayalım hikayeye. Çiftçilerin ekinlerine zarar veren, çobanların da hayvanlarını öldüren kurtlar, köylüler için tam anlamıyla bir ziyandı. Köylüler bu empati yoksunu kurtları tuzağa düşürüp öldürmek için bunun gibi derin hendekler açıyorlardı. Bir gün birkaç köylü, her zaman yaptıkları gibi birkaç kurt bulup avlamaya, açtıkları hendeklerden birine gittiler. Ama bu defa hendekte beklentilerinde olduğu gibi kurtlarla karşılaşmadılar. Hendekte alışılmış çocuk görüntüsüne benzemeyen tuhaf iki çocuk vardı. Çocukların ten renklerinin yemyeşil olduğunu, kıyafetlerinin daha önce hiç görülmeyen malzemelerden yapıldığını ve anlaşılmayan bir dil konuştuklarını fark ettiler. Köylülere çocukların konuştuğu dil sanki bir şey söylemiyorlar da sadece ağızlarında bir şeyler geveliyorlarmış gibi geliyordu. Sadece kendilerinin anlayabildiği özel ve garip bir dil konuşuyorlardı. Fiziksel olarak yemyeşil görünümleri dışında normal bir çocuktan pek bir farklılıkları yoktu. Yine de ten renklerinin yemyeşil olması köylüler için çok güçlü bir farklılıktı. Başka bir alemden gelmiş gibiydiler. Çocuklardan biri erkek, biri kızdı. Kız olan erkeğin ablasıydı. Bu garip yaratıklarla karşılaşan köylüler korku, telaş ve şaşkınlık içinde çocukları hemen köylerine Woolpit'e götürdüler. Köy halkı çocuklara çok ilgi duydu. Hemen çevresinde toplandılar. Onları incelemeye başladılar. İlginç, garip bir görüntüleri vardı. Onların gerçek bir yaratık veya uzaylı olmaları köylülere çok ihtimalli geliyordu. Çocuklar açlıktan ölmek üzereymiş gibi görünseler bile verilen hiçbir yemeğe ağızlarını sürmediler. Ta ki bir sepette çiftçilerin hasat ettiği fasulyeleri görene kadar çocuklar koşarak sepete yumuldular. Yoğun bir iştah eşliğinde fasulyeleri yemeye başladılar. Beslenme ihtiyaçlarını uzunca bir süre sadece fasulye yiyerek karşıladılar. Sonra yavaş yavaş ekmek gibi basit besinlerden başlayıp normal insanların yediği şeyleri de ayırt etmeden yediler. Köyde geçirdikleri kısa bir süreden sonra çocuklardan erkek olan çözülemeyen bir hastalık sebebiyle öldü. Belki de sadece bu farklı yaşama adapte olamadığı için öldü. Artık ablası bu alışık olmadıkları dünyada tuhaf insanların arasında yapayalnız kalmıştı. En azından onu anlayan bir kişi, kardeşi vardı ama maalesef artık o da olmayacaktı. Köylülerle iletişimi neredeyse sıfırdı kız çocuğunun. O mazlumca bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama köylüler onu hiç anlayamıyordu. Tıpkı bir bebeğin yetişkinlere derdini anlatamadığı gibi bu kız da köylülere derdini anlatamıyordu. Halbuki 8-9 yaşlarında konuşmayı çoktan yiyip bitirmiş bir çocuk olduğu halde. Köylüler de ne yapabilirdi ki? Kız hakkında hiçbir bilgileri yok. Nereden gelmiş? İsmi ne? Anne babası kim? Ya da var mı? Ona hiçbir şey soramıyorlardı. Bazıları sorsa da cevap alamıyordu. Alsalar da rastgele yerleştirilip söylenmiş birkaç harf ibaret gibiydi duydukları. Köyde renginden, dilinden ve davranışlarından ötürü onların uzaylı olduklarını düşünen büyük bir kesim vardı. Sonunda köyden bir aile bu yalnız kalmış kızı himayeleri altına aldı. Ona bir isim verdiler. Onun ismi artık hep çağırdıkları gibi yaratık, uzaylı, garip çocuk veya ucube değil, Agnes'tı. Bu aile onu genelde hizmetçi olarak kullandı. Aslına bakılırsa Agnes'a pek değer vermiyorlardı. Agnes insanlarla vakit geçirdikçe artık yavaş yavaş kimsenin anlamadığı kendi dilini unutmaya ve ailesi sayesinde ya da yüzünden İngilizce dilini öğrenmeye başladı. Agnes İngilizce konuşabildikçe yıllar sonra nihayet insanlara gizemli hayatı hakkında bilgiler verebilmeye başladı. Agnes'in ölümüne kadar olan süreci de hızlıca anlattıktan sonra Agnes'in ve ölen isimsiz kardeşinin hikayesinin en başına, en güzel kısma geleceğiz. Artık evlenecek kadar büyümüştü Agnes. Kendi rızasıyla mı yoksa üvey ailesinin zorlamasıyla mı oldu bilinmez, Woolpit'e yakın bir köyden bir adamla evlendi. Bir rivayete göre bu evlendiği adam İngiltere Kralı 2. Henry'nin büyükelçisi. Şükür ki bu Henry değil. Bu Henry'nin olayını bilmiyorsan bu videonun sonuna koyduğum İngiltere kralı değil de annesinin cesedine tecavüz eden psikopat bir seri katil olan Henry'yi anlattığım videomu izleyebilirsin. Hemen bu videonun sonundaki yatay dörtgene tıklarsan o videoya ışınlanmış olacaksın. O video biraz içerik açısından karanlık bir video, şimdiden söyleyeyim.
Agnes artık normal bir insanın yaptığı her şeyi yapıyordu. Tüm yemekleri, tabii favori yemeği hala fasulye olmak üzere, yiyordu. Tuhaftır ki cildinin rengi bile yeşilliğini kaybetmeye, normal insanların ten rengine dönmeye başlamıştı. Agnes İngilizce öğrendikten sonra geçmiş yaşamını işte şöyle anlatıyor. Kendisi ve kardeşi Saint Martin's diyarı adı verilen bir yerden gelmişler. Bu diyarda hiç gün ışığı, güneş yokmuş. Etrafa zifiri karanlık hakimmiş. Burada yaşayan diğer herkes de onlar gibi yeşilmiş. Hatta dediğine göre sadece herkes değil, her şey yeşilmiş. Onlara has, kendilerinin ürettiği bir dilleri varmış. Bir gün Agnes ve kardeşi babalarıyla dolaşırlarken kaybolmuşlar. Uzun süre korkuyla etrafta alacakaranlığın içinde dolaştıktan sonra ağaçların içinde gözlerini alacak parlaklıkta ışık saçan bir yer görmüşler. Daha önce hiç karşılaşmadıkları bu merak uyandırıcı bölgeden Woolpit köyünün çan sesleri de uğultulu bir şekilde yankılanıyormuş. Merak duygularına yenik düşerek o ışığa doğru yaklaşmışlar ve kendilerini az önce bahsettiğimiz o kurt hendeklerinden birinde köylülerin yanında bulmuşlar. Çocuklar gibi şokta olan köylüler daha iyi bir seçenek bulamayıp çocukları köylerine, yani güvenli bir alana götürmeye karar vermişler. O karardan sonra da işte bu durum çocukların gerçek ailelerinden ve hayatlarından kopmalarına, birinin ölümüne, diğerinin ise farklı bir yaşama adapte olmak zorunda kalmasıyla ve değersiz bir hayat yaşamasıyla sonuçlandı. Önemli bir soru var ki, bu çocukların ten renkleri neden yeşildi? Bu konu hakkında bilim insanları ve tarihçiler tarafından ortaya atılan birçok farklı teori var. Teorilerden biri, çocukların hipokromik anemi olarak bilinen bir hastalığa sahip olmaları. Hipokromik anemi, sağlıklı her insanda bulunan kırmızı kan hücrelerinin kırmızı rengini kaybetmesine, yeşilleşmesine sebep olan bir hastalık. Bu renk değişimi de cilt rengine yansıyor. Hastalığın oluşumu, sağlıksız veya tek türden beslenmekle tetikleniyor. Bu teori, Agnes'in yemyeşil cildinin normal insanlar gibi sağlıklı beslenmeye başladıktan sonra normale döndüğü göze alındığında güçlü bir teori haline geliyor. Çoğu modern tarihçi bu tuhaf ve olağanüstü hikayeye karşı sessizliklerini koruyorlar. Bu hikayenin ya kayda değer bir hikaye değil de yalnızca bir halk efsanesinden ibaret olduğunu ya da halkın bu gerçekleri öğrenmeye hazır olmadığını, halkın bilmemesi gereken bir gerçek olduğunu düşünüyorlar. Bazı tarihçi ve yorumcular onların gerçek birer uzaylı olduklarını savunurken bazıları başka bir alemdeki gizli bir geçitten geçip yanlışlıkla dünyaya gelen yaratıklar olduklarını savunuyor. Cennetten düştüklerini öne sürenler bile var. Düşünsene, cennette yaşıyorsun, sonra yanlışlıkla düşe düşe dünya gibi bozulmuş bir gezegenin, bozulmuş insanlarının yanına düşüyorsun. Garip garip yiyecekler yemek, farklı bir dil konuşmak zorunda bırakılıyor, kardeşinin ölümüne şahit oluyorsun. Tabii ki bu cennet teorisinin bir gerçeklik payı yok. Yani yoktur herhalde, değil mi? Onların sadece kaybolup şoka uğramış iki çocuktan ibaret olduklarını, renklerinin yeşil olmasını sadece beslenme şekillerinin doğurduğu hastalıklar nedeniyle olduğunu savunan hayli büyük bir kesim var. Woolpit çocuklarının hikayesi dünya çapında 800 yılı aşkın bir süredir sayısız şiire, romana, şarkıya ve tiyatroya ilham kaynağı oldu. Olmaya da devam ediyor. Peki ben, videom ve anlattığım bu ilginç hikaye hakkında ne düşünüyorsun? Değerli fikirlerini yorumlar kısmında yanıt anlatmak üzere bekliyor olacağım. Bu tarz tonlarca hikaye var ve işte ben bu hikayeleri sana anlatmak için buradayım. Kanala abone olman sıradaki hikayeleri kaçırmamanı sağlayacak. Videoyu beğenmense bu hikayenin hoşuna gittiğini, o yüzden de bu tarz hikayelere devam etmem gerektiğini bana anlatmış olacak. Yani videomdan hoşnutsan lütfen beğeni butonuna basmayı unutma. Sevgiyle, merakla ve hoşça kal.